Amerika'da beklenen istihdam rakamları açıklandı ve aslına bakarsanız bu iki önemli gerçeği de tescilledi. Bunlardan birisi dolar ve altının gelişmekte olan ülkelerde özellikle önlenemez yükselişi, diğer taraftan yine gelişmekte olan ülkelerin ve başta Türkiye'nin ekonomik krizinin tescillenmesi, parasal krizinin tescillenmesi, para kaçışının tescillenmesi. Bütün bunların ayrıntılarını bu videoda paylaşacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Önce istihdam verileriyle başlayalım. Amerika'da 7,5 milyon kişilik bir istihdam daralması bekleniyordu. Diğer taraftan %14,7 olan işsizlik rakamının da %19'un üzerine çıkması, hatta %20'yi zorlaması bekleniyordu. Ama bütün dünyayı ters köşe yapan rakamlar açıklandı. İşsizlik %13,3'e düştü. İstihdam da 2,5 milyon kişi arttı. Bunun sonrasındaki ilk yorum neydi? Amerika'da ekonomi düzeliyorsa tüm dünyada ekonomi düzeliyor demektir ve buna bağlı olarak riskler azalacak. Altından çıkalım, dolardan çıkalım. Hem dolar bollaşacak hem de risk ortamı azaldığı için altında bir satış baskısı oluşacak şeklindeydi. Peki durum bu mu? Hayır arkadaşlar, durum bu değil. Aksine dolar özellikle gelişmekte olan ülkelerde hızlı bir şekilde yükselecek. Çünkü dolar sıkıntısı daha da artacak. Sebeplerini anlatacağım sizlere. Altın da özellikle Trump'ın ortamı germesiyle birlikte, Çin'e savaşı daha da büyütmesiyle birlikte risklerin arttığı ortamda yükselişini devam ettirecek. Bakmayın siz bu ufak tefek geri çekilmelere. Şu anda evet 1670'li seviyelere kadar gevşemiş olabilir. Daha da gevşeyebilir ama bunlar ilk tepkiler. Sonrasında altın onsundaki sert alımları göreceğiz ve yine 1700'ün üzerinde bir altın ons değeri göreceğiz. Özellikle Trump'ın açıklamaları da çok etkili olacak. Risk ortamı artacak. Dünyanın diğer tarafı için, Amerika için değil bakın. Sizlere her videomda uzun uzun anlatıyordum. Yine kısaca söyleyeceğim. Bu tür risklerden, bu tür ekonomik krizlerden en hızlı kurtulan ülke hep Amerika olmuştur. Bu sefer de Amerika olacak demiştim biliyorsunuz. Nitekim yine bu tablo bize aynı noktayı gösteriyor. Amerika hızlı bir şekilde ekonomik toparlanma içine girerken Avrupa ve gelişmekte olan ülkeler ne yazık ki aynı hızda toparlanamayacak. Aynı zamanda da çok ciddi bir parasal sıkışıklıkla karşı karşıya kaldıkları için büyük ekonomik krizlerle de uğraşmak zorunda kalacaklar. Bakın Türkiye gibi ülkelerden para çıkışı da hızlanacak. Çünkü Amerika güvenli liman olduğunu tescilledi. Bu rakamlar Amerika'ya para kaçışını daha da hızlandıracak. Doların Türkiye gibi ülkelerde azalmasını beraberinde getirecek ve doların da hızla değer kazanmasını, ülke para birimlerinde hızlı bir şekilde değer kaybetmesini beraberinde getirecek. Nitekim şu anda bile 6.78'in üzerinde bir dolar kuruyla karşı karşıyayız. Olay daha da netleştikçe dolara olan talebin daha da arttığını göreceğiz. Borsa cephesinde mesela ne olacak? Amerika'daki toparlanma, evet Amerikan borsaları için olumlu bir haber ama gelişmekte olan ülkeler için de aynı şekilde olumlu bir haber mi? Biraz da bundan bahsedelim isterseniz. Hayır, ne yazık ki öyle değil. Çünkü Amerikan borsalarına giden para gelişmekte olan ülkelerin borsalarından çıkacak. Bu da gelişmekte olan ülkelerin borsalarındaki çok ciddi satış baskısı anlamına geliyor. Yabancı sermayenin, özellikle sıcak para sahiplerinin Türkiye gibi ülkelerden dolarını alıp Amerika'ya kaçırması anlamına geliyor bu süreç. İki önemli etki yaratacak. Bunlardan birisi biraz önce söylediğim dolardaki hızlı yükselişler. İkincisi ise borsalardaki sert satış baskısı. Bugün 110 bin seviyesinde olan borsa nedense Amerika'dan gelen olumlu istihdam verilerine rağmen yükselişini devam ettirmedi. Aksine hafif bir satış baskısı geldi ve büyük ihtimalle bu satış baskıları sertleşerek artacak. Şunu söylemeye çalışıyorum. Gelişmekte olan ülkelerin bundan sonraki işleri çok daha zor bir hale gelecek. Çok daha fazla dolara ihtiyaç duyacaklar. Çok daha fazla devalüasyonist bir ortama doğru ilerleyecekler. Dolar üzerindeki yükseliş baskısını da arttıracak. Öbür taraftan biraz başka konuyu da konuşalım isterseniz. Altın, Trump'ın özgüveninin artması, Çin'e saldırması, risklerin artması, Rusya ile gerilimin artması ile birlikte her geçen gün yükselişini devam ettirecek. Bir tek petrol ile ilgili belki fikrimizi biraz değiştirebiliriz. Çünkü petrol görünen o ki Amerika'daki toparlanma ile birlikte yükselişini devam ettirebilir.
olabilir. Euro ise Euro dolar paritesindeki geri çekilmeyle birlikte hafif gevşeyecek ama Türk lirasına karşı değer kazanmaya devam edecek. Yani Euro'nun yükselişini göreceğiz arkadaşlar. Ama Euro dolar paritesi birkaç gün içerisinde, öyle çok uzun bir zaman beklemeye gerek yok, bir anda 1.08'ler seviyesine gevşeyecek arkadaşlar. Gümüş de altınla birlikte şu anda hafif bir gevşeme yaşamış olsa da önümüzdeki günlerde sert yükseliş baskısıyla karşı karşıya kalacak. Altının, onsu, doların yükselmesi aslında dünyadaki ekonomik krizlerin de tetiklenmesini beraberinde getirecek. Reel sektörün çok daha zor duruma düşmesini beraberinde getirecek. Bankacılık sisteminin borç bulmasını, bankacılık sistemindeki batık kredilerin artmasını beraberinde getirecek arkadaşlar. Anlayacağınız işler çok fena karışıyor. Bu saatten sonra çok daha sıkıntılı bir sürece doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz. Amerikan ekonomisinin her toparlanması, her gücünü arttırması, her güvenli liman olma özelliğini arttırması koşulu aslına bakarsanız Türkiye gibi ülkelerin ekonomilerinin biraz daha zayıflamasını beraberinde getirecek. Amerikan ekonomisi toparlandı diye bütün dünya toparlanmayacak. Aksine Avrupa Birliği ülkelerindeki daralma süreci devam edecek ve belki de büyük bir dağılma sürecine girilecek. Avrupa Birliği ülkelerinde sadece güçlü ülkeler kendi aralarında bir entegrasyon içerisinde kalabilir. Turizm ülkeleri, güney ülkeleri Avrupa Birliği'nden yavaş yavaş kopmaya başlayacaklar. Bu ilk etapta Euro'nun ciddi anlamda değer kaybetmesini beraberinde getirecek. Belki sonrasında Euro'da bir yukarı hareket görebiliriz ama onun öncesinde Euro'da çok ciddi kayıplarla karşı karşıya kalacağız. Bugüne kadar söylenen her şey çok ciddi anlamda havada kalacak. Türkiye ne yazık ki Merkez Bankası'nın rezervlerini her geçen gün biraz daha fazla tüketmek zorunda kalacak. Yabancı talebini karşılayabilmek için, çıkış yapan yabancı talebini karşılayabilmek için rezervlerinden her geçen gün biraz daha vazgeçmek zorunda kalacak. Aynı zamanda borç bulamadığı için, swap anlaşmaları yapamadığı için de bambaşka bir sıkıntılı sürece gelecek. Doların Türkiye'de daha da kıt bir hale gelmesini sağlayacak. Önümüzdeki süreçte dolarda çok sert bir yükseliş baskısıyla karşı karşıya kalacağız. Kim ne derse desin, dolar artık kontrolden çıkmıştır gelen bu rakamlarla birlikte. Sadece Türkiye için hayır değil, tüm gelişmekte olan ülkelerden çok hızlı bir şekilde Amerika'ya kaçış göreceğiz. Keşke Amerika'da istihdam verileri kötü gelseydi, keşke bu ekonomik sıkıntıları Amerika'nın biraz daha devam etseydi, belki bizim para bulma ihtimalimiz daha yüksek olabilirdi. Ama Amerika güçlendikçe diğer ülkelerin zayıflamasını büyük bir avantaj olarak kendi lehine kullanmak isteyecektir. Amerikan ekonomisi toparlanıyor mu? Evet, toparlanma sinyallerini veriyor. Ama bu başka ülkelerin ya da birliklerin ya da bölgelerin toparlanacağı anlamına gelmiyor. Nitekim 2008 yılına döndüğümüzde şunu görüyoruz. Krizi çıkartan Amerika, bankaları batan Amerika, parçalanacak, yok olacak denilen ülke Amerika ama bu krizden en hızlı şekilde toparlanan ve kurtulan Amerika, en karlı çıkan ülke yine Amerika. Niye acaba? Gayet basit. Çünkü teknolojinin sahibi Amerika, sanayinin sahibi Amerika, ordunun sahibi Amerika, propagandanın sahibi Amerika ama en önemlisi finans sisteminin hakimi, convertible para biriminin sahibi Amerika ve doğal olarak da bu gücünü her şekilde kullanmaya devam ediyor ve edecek de bundan sonraki süreçte. Hani diyorlar ya, Amerika battı, bitti, parçalandı, yok oldu, bundan sonra dolar olmayacak, o olmayacak, bu olmayacak diyen arkadaşlar vardı ya, hani erken öten horozlar. Onun olmadığının en net göstergelerinden birisi. Evet, Avrupa Birliği dağılabilir. Evet, gelişmekte olan ülkeler bundan sonraki süreçte çok ciddi bir resesyonist baskıyla karşı karşıya kalabilir. Ama emin olun, Amerika her zaman olduğu gibi bu krizden de çok güçlenerek çıkacak arkadaşlar. Bu rakam bunun en net göstergesi aslına bakarsanız. Yani istihdam verilerinin beklentinin tam aksine yükselmiş olması, işsizliğin düşmüş olması. Amerika yine çok hızlı bir şekilde toparlanıyor. Avrupa Birliği ülkeleri ve gelişmekte olan ülkeler şaşa kalmış durumda. Neden şaşa kalmış durumda? Biraz da bundan bahsedelim isterseniz. Gelen bu rakam aslında Amerika'nın dünyanın tek güvenli limanı olduğunu da tescillemiş durumda. Dünyanın tek güvenli limanı haline geldi. Ve doğal olarak da para
hızlı bir şekilde Amerika'ya kaçmaya devam edecek. Özellikle riskli bölgelerden, yani gelişmekte olan ülkelerden, Türkiye gibi ülkelerden ekonomik sıkıntılar da daha da artacak. Bankaların borç bulması, ülkelerin borç bulması daha da zorlaşacak. Yabancı yatırımcılar, özellikle sıcak para sahipleri risk ortamından kaçıp paralarını büyük oranda Amerika'ya götürmeye devam edecekler bu koşullar içerisinde. Yine önemli bir başka ayrıntı, 3 Kasım seçimlerini işaret ediyordum sizlere, biliyorsunuz. 3 Kasım seçimlerinde Trump'ın eli çok ciddi manada güçlenmiş durumda. Bu gelen rakamlarla birlikte Trump yurt dışındaki kozunu da kullanmaya devam edecek ve ortamı germeye devam edecek. Niye? Yurt içinde zaten elini güçlendirdi. İşsizlik verileriyle ilgili rakamlar her geçen gün daha iyi geliyor. Ekonomik bir toparlanma sürecine girildiğiyle ilgili kendi kamuoyuna mesaj verebilir. Ama aynı zamanda şunu da söyleyecek. Bizim daha güçlü bir ulus olabilmemiz için, daha güçlü bir devlet olabilmemiz için yurt dışındaki şirketlerin Amerika'ya gelmesinin ne kadar önemli olduğunu gördünüz değil mi? Ey vatandaşlarım! Bakın, ben bunun için uğraşıyordum. Sınırlardaki duvarların yükseltilmesinin neden önemli olduğunu gördünüz değil mi ey vatandaşlarım? Çin'le yaptığım ticaret savaşının aslında ne kadar önemli olduğunu gördünüz değil mi ey vatandaşlarım? Söylemleriyle vatandaşın karşısına çıkacak. Bu söylemler elini güçlendirecek. Büyük ihtimalle Trump zaten kazanacaktı ama şu anda açık farkla bu seçimleri kazanacak. Trump sürekli olarak gerilim ortamını arttırdığı için, stresi arttırdığı için altın onsu üzerindeki baskı artacak ve yukarı hareketleri devam edecek. Bu rakamlar altının onsunun düşeceğini, doların düşeceğini göstermiyor. Aksine her ikisinin de belki de kontrolsüz bir şekilde yükseleceğini gösteriyor. Özellikle doların biz çok kontrolsüz yükselişleriyle karşı karşıya kalabiliriz arkadaşlar bundan sonraki süreçte. Türkiye finansal açıdan zaten köşeye sıkışmış durumda. Her geçen gün borçluluğu artıyor. CDS puanları gevşese bile istenilen düzeylere bir türlü düşmüyor. Bankalar yurt dışından sendikasyon kredisi bulamıyorlar. Merkez Bankası rezervleri her geçen gün biraz daha hızlı bir şekilde daralıyor. S-400'den dolayı Amerika ile bir türlü swap masasına oturamadığımız gibi aynı zamanda Amerika muadili bir ülkeyle de görüşme yapmamıza rağmen swap anlaşmalarını bir sonuca bağlayamıyoruz. Bu elimizin her geçen gün biraz daha zayıflamasını beraberinde getiriyor ama en önemlisi dolar üzerindeki kırılganlığı arttırıyor arkadaşlar. Belki önümüzdeki hafta bile biz 7 liranın üzerindeki bir dolar kuruyla karşı karşıya kalabiliriz. Siz bakmayın şu anda onsun ilk panik hareketleriyle 1700 doların altına inmiş olmasını. Amerika'da Trump ortamı her gerdiği sürece onstaki yükselişler devam edecek. Buradaki sihirli formül ilk sert hareketlerden uzak durmak, paniklememek, korkmamak, her an her söze kanmamak, her söze itimat etmemek, biraz düşünmek, beklemek, görmek, sakin olmak, paniklememek. Bütün bunları gerçekleştirirseniz eğer arkadaşlar hem onsta hem de dolarda yukarıya doğru çok sert hareketlere tanık olacaksınız. Kimse kusura bakmasın, dolar düşecek falan değil. Eğer düşecek olsaydı zaten düştükten hemen sonrasında çok hızlı bir şekilde tekrar kendisi yukarıya atmaz ve 80'i zorlamaya başlamazdı. Şu anda 6.78'in üzerinde bir dolar kuruyla karşı karşıyayız. Büyük ihtimalle haftaya başladığımızda 6.80'in üzerinde bir dolar kuru göreceğiz. Daha sonrasında da kademe kademe 7 liranın üzerine atacak 7.20'yi kırmasıyla birlikte devalüasyonist bir hareketle karşı karşıya kalacağız. Diğer taraftan onsun 1700 doların üzerine tekrar tırmandığını göreceğiz ve gram altında da yukarıya hareketler dikkat çekici olacak. 400 lira hedefine çok yakın bir zaman içerisinde ulaşırsak kimse şaşırmasın. Borsada da sert satış baskısı bizi bekliyor. Aman ha, dikkatli olun. Evet sevgili dostlarım, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi açın ki sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilelim. Katıl butonuna basarak bizlere destek verebilirsiniz. Beni Instagram'dan takip etmeyi de ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.